Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bir süredir video atmadım. Hani bir 4-5 gün oldu galiba. Çünkü okulun ilk haftasıydı geçen hafta ve biraz alışma süreci geçirdim. O yüzden kusura bakmayın. Ama gördüğünüz gibi direkt tekrar başladım zaten. Ayrıca önümüzdeki videoda çekilişler de gelecek. O yüzden takip edin önümüzdeki videoları. Neyse, o sonranın konusu. Bu videoda sosyeli yani çok önemli bir konuyu, sosyeli nasıl fulledim anlatacağım. Başlıkta da gördüğünüz gibi zaten nasıl fulledim anlatacağım. Yani siz de taktikler çıkaracaksınız bundan. Ben taktikler vereceğim. Ama daha çok size kendi yolumu göstereceğim. Sizin bundan faydalanmanızı istiyorum. O yüzden hadi başlayalım. Bildiğiniz gibi sosyalle 4 ders var. Ve 4 de önemli gerçekten. Şöyle felsefeyle ile başlayayım size. Felsefe bizim senemizde bir sınıf vardı. Yani 11. sınıfta görmüştük sadece felsefeyi. Ve onun konuları vardı. O felsefe tarihiydi bizde. Ama siz hem, hem onu hem 11'de gördünüz. O yüzden sizde konular biraz daha fazla. Ben 11'in konularını yani felsefe tarihini sizde de 11 herhalde felsefe tarihi şu an map kitabından çalışmıştım. Konu anlatımı olarak başka bir şey almamıştım mesela. Map kitabı gerçekten iyi anlatmıştı. Hani direkt bir kişi ve onun görüşünü ya da bir kişiler topluluğunun, bir topluluğun görüşünü iyi bir şekilde anlatıyordu bize. Ve felsefe sorularında zaten bu gerekiyordu. Hani felsefe sorularının çoğunda bir kişi yukarıda paragrafı veriliyordu. Bir paragrafta işte bir şey anlatılıyordu. O kişinin görüşünü bilince zaten şıklarda neyi seçeceğimiz belli oluyor. Yani çoğu soru böyle ama paragrafı da okuyun tabii ki ben de okudum. Bazı sorular biraz çetrefilli oluyor. Onlara dikkat etmek lazım. Felsefede soru bankası olarak da MUBA yayınlarını çözdüm. MUBA yayınlarında böyle biraz kötü sorular var tabii ki ama Araştırdığımda en güzel soru bankası felsefede onu bulmuştum. Felsefe benim böyle geçti. Konu gerçekten önemli felsefede. Biraz soruyla da pratik yaparsanız. Ekstradan felsefeden map kazanımlarını da çözdüm. Ve şunu da söyleyeyim. Genel sosyal ile ilgili. Ben tarih ve coğrafyayı ilk dönem başladım. Bunu önceki videoda söylemiştim. Felsefe ve de ikinci dönem başladım. Siz de böyle bir yol izleyebilirsiniz. Ve 12. sınıf ve mezun olan izleyicilerin şu an tarih ve coğrafya başlamış olması gerekli bence. Başlamadıysanız kesinlikle başlayın. Şimdi coğrafyaya geçelim. Coğrafya benim sosyalde en çok ağırlık verdiğim dersti. Çünkü gerçekten baya bir ezber bilgi var. Hani tarihte de baya bir ezber bilgi var. Ama coğrafyada hani terim var. Tarihte bir kronolojik olaylar böyle. Olaylar var yani ama coğrafyada baya bir terim var. Onları ezberlemesi hani biraz benden zor gelmişti. O yüzden ona emek harcadım. Dersli kültür yayınlarının özet kitabını aldım dediğim gibi. Soru bankası olarak da coğrafyadan Limit'in soru bankasını çözdüm. Biraz kalın bir kitap ama hani ben coğrafya mı güvenmediğim için en çok sosyalde en çok sosyalden coğrafya çözdüm. O kitaptaki soruların hepsini de çözmedim ama çok büyük bir çoğunluğunu çözdüm. O yüzden hani coğrafyadan limit alıp orada istediğiniz kadar bir konuda test çözseniz sizin için faydalı olur. Coğrafyada zaten konuyu, bilgileri, terimleri ezberledikten sonra soruyu yapmamanız için çok bir sebep kalmıyor. Bir de coğrafyaya şunu da eklemek istiyorum. Coğrafyada kesinlikle dünya haritasını ve Türkiye haritasını ezberleyebileceğiniz kadar ezberleyin. Hatta Türkiye haritasını tamamen ezberleyin. Dünya haritasında da önemli ülkeleri ezberleyin. Çünkü bu sınavda gerçekten karşınıza çıkacak bir şey. Size bir şehir verecek ya da bir ülkeyi verecek ve onun hani coğrafi matematiksel konumunu bilmeniz gerek ki ancak öyle çözebilirsiniz soruyu. Bu yüzden bu haritaları bilmek gerçekten çok önemli ve böyle karşılaştırma soruları da çıkabiliyor. O yüzden dediğimi yapın lütfen. Şimdi tarihe gelelim. Tarihte bayağı bir yorum çıkıyor aslında. Burada coğrafyada da şey de çıkıyor, grafik de çıkıyor. O grafiği zaten genelde herkes yapıyor. Tarihe geldik. Tarihte baya bir yorum var. Bir iki tane bilgi sorusu da çıkıyor tarihte. O da genel bilgilerden çıkıyor. Yani mesela geçen sene Loza Anlaşması çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de tarihi bize hocaların verdiği özetlerden çalışmıştım. Size i̇şte tarih özet kitabı alabilirsiniz. Ya da ne bileyim başka bir yerden bir özet kaynağı bulabiliyorsanız onu kullanırsınız. Youtube'da bir sürü video var. Onlara bakabilirsiniz. Bir sürü yol var dediğim gibi. Konuyu öyle öğrenirsiniz ki bence TYT tarihi için çok mevk kitaplarını okumaya gerek yok. Biz 9. sınıfı yüz üstü geçmiştik. Ama bence TYT kitapları gerçekten uzun dediğim gibi. Her dersi okumaya çalışmak büyük bir zaman israfı olur bence. O yüzden tarihten özet kitapları daha faydalı olur. Çünkü zaten dediğim gibi genel bilgiler hani böyle yüz üstü geçip okusanız da anlayacağınız bilgiler geliyor. Anlaşmalar, savaşlar falan geliyor. Ama tabi çalışmanız da gerekli yani. bunu unutmayın. Zaten ilerideki videolarda da söyleyeceğim. Sosyalde hani biraz sınav yaklaştığında sosyal ve Türkçe için eski sınav sorularını baya önceden çözmeye başlayacaksınız. Ve tarihte de hangi yerlerden soru geliyor? Hani çok detay soru geliyor mu göreceksiniz. Ama çok detay gelmedi dediğim gibi tarihte. Bu sene mesela sınavını görmüşsünüzdür ya da görmediyseniz o sınavı saklayabilirsiniz hani hepsini çözmek için. Ama hani elbette ki bir TYT sınavını gördüğünüz sosyalde, tarihte yani çok yorum çıkıyor genelde bildiğiniz gibi. Ve o yüzden bir sürü kişi hatta tarihi seviyor. Bir de tarihte şunu söyleyeyim. Ekstra kaynak olarak çok bir şey söyledim tarihte çünkü güzel bir kaynak bulamadım. Birkaç kaynak denedim. Mesela Parmen'in tarih TYT'sini denemiştim. Ama hani çok da beğenmedim onu açıkçası. O yüzden tarihte daha çok konu çalıştım çok test çözmedim. Ama bütün çıkmış sınav sorularını da çözdüm. Ve 9 içinde mesela map kazanımları çözmüştüm. 10 içinde bayağı bir çözdüm. Ve bu arada coğrafyada da map kazanımları çözdüm 9-10 için. Ve sonra olarak dine gelelim. Dinde hani 5 soru var o da önemli bir ders. Dinde kavramları bilmek gerekiyor. Bir sürü kavram var. Ve onların hepsini kısaca yani ezberlemek lazım. Başka bir yolu yok. Dinde de güzel bir soru bankası kaynağı bulamadım. O kavramları ezberleyeceğiniz YouTube'dan videolar izleyebilirsiniz. Yine Dertek Kültür Evi'nin bir tane özel kitabı var. Ama bilmiyorum yani nasıl bir şey. Ben onu okumadım. O yüzden ona bakabilirsiniz ve o kavramları ve bazı hani küçük tarihi olaylar var. Onları öğrenebilirsiniz. Dinde yapacak başka hiçbir şey yok. Dinde de bir iki bilgi sorusu çıkıyor. Gerisi yorum geliyor zaten. Onları kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ve hani kavramların alt başlıklarını da hani öğrenmeniz lazım. Mesela hani peygamberin özellikleri konusunda o bütün özelliklerini bilmeniz gerekli. Evet sosyal genel olarak böyleydi. Hepsinde bir şeyler ezberlemek lazım. Sonra da yapıyoruz zaten. Ve din ve tarihte de bir iki bilgi sorusu çıkıyor. Gerisi yorum çıkıyor. Coğrafya daha çok bilgi, bilgi aralıklı oluyor. Ve felsefe de yine ortaya karışık bu bir şekilde. Biraz bilgi, biraz üzerine yorum. İkisi karışık oluyor. Ve sosyali bu şekilde çalışırsanız bir hem sayısal öğrencisi hem söz öğrencisi hem eşit aralık öğrencisi hem de yabancı dil öğrencisi sosyali yapabilir. Ve şunu da söyleyeyim dereceye girmek isteyenler için de videolar gelecek. Ama şu çok önemli derece girmek isteyen tüm sayısal öğrencileri için ilk göze girmek istiyorsanız mesela sosyal gerçekten ayrıcı bir faktör. Çok önemli ve dereceden hani hiç bahsetmesek bile hedefinize ulaşmanız için sosyali iyi bir şekilde çalışmanız ve sınavda da yapmanız lazım. Sosyal TYT videosu böyleydi. Nasıl fullledim? Bunları yaparak fullledim. Umarım siz de bunları yaparsınız ve sınavda da fullersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.